Ulusal kanalda 18.2.2012 alternatif programı. Ulusal kanal. Ya ben ulusal kanal hakkında pek konuşmuyorum ama yani yine de biraz da bizi mecbur ediyor aslında konuşmaya. Yoksa çıkıyoruz programı. Sebahattin Önkibar. Bu aklı başında bir insan aslında ya. Değil mi yani öyle makul bir insan. Niye böyle bir işe girdi acaba? Ve Zekeriya Beyaz. Zekeriya Beyaz malum. Sebahattin Hoca'yı bu işe bir şekilde dahil etmişler. O, bu işlere girecek bir insan değil o. Aklı başında, milliyetçi, Atatürkçü, makul bir insandır. Yani vicdanlı bir insandır. Zekeriya Hoca da aydındır aslında. Aklı başında bir Müslümandır. Yani yobazlığa karşı tavır almış bir insandır. Fakat tabii ehli sünnete uymayan yanlış görüşleri çok fazla. Ehli sünnet inancına zıt görüşleri var. Ama ben yine onda samimi olduğuna inanıyorum. Nur talebelerinin namazda Fatiha yerine Said Nursi'nin kitaplarını okuduklarını iddia ediyorlarmış. Bu doğru değil. Nur talebeleri ehli sünnete titizdirler. Ne alaka ya? Ben bayağı iyi tanırım Nur talebelerini. Olacak iş mi şu ya? Yani çok samimiyetsiz bir uslup onun. Çok çok samimiyetsiz. Said Nursi Hazretleri'nin megaloman bir ruh hali sergiledi ve hile yaptığı yönünde iddialarda bulunuyor. Hile yaptığını narcılar söylüyor. Yalan söylüyor diyorlar. Oyun oynuyor diyorlar. Megaloman diye bir şey yok mu diyor zaman. Sok mütevazili megaloman büyük falan anlamında değil mi? Yani enaniyetli falan. Yani kendini büyük ören. Yok canım. Bediüzzaman hiç ender hiç olan kardeşini istiyor. Bir çare diyor kendisi için. Bir çare kardeşine. Kendini müthiş küçük görür Bediüzzaman. Ve hiçbir alimde görülmeyecek şekilde yani son 1300 yılda hiçbir alimde görülmeyecek şekilde nefsini ezen kendini böyle hiç yerine koyan nefsine ciddi savaş veren bir insandır. Yani öyle bir uslup hiç rastlanmamıştır. Tabii. Ey nefsim din hitap eder biliyorsun. Mesela ülema, geçmiş alimler ey cahil, ey zındık, ey gafil değil mi? Tabii. Ey mülhit diye hitap eder. Cahil olan muhataplarına, bazı muhataplarına. Birçok alim öyledir. Bediüzzaman hep ey nefsim diye. Bak hiç ender hiç olan kardeşiniz diyor. Hiçbir cihette layık değilim diyor mesela ben. Beni diyor gözünüze büyütüyorsunuz diyor. Ben diyor gerçek hallerimi bilseniz diyor. Bana hiç yanaşmazsınız bile diyor. Çok bir çareyim diyor. İnşallah. Az içindeyim diyor. Öyle Bediüzzaman'ın bir ifadesi yok. Bir kere bu çok samimiyetsiz olmuş. Çok yanlış. Said Nursi'nin medrese zamanında herkeste kavgalı olduğunu, daha sonra dağlara çıktığını, psikolojik yapısında bozulmalar olduğu anlatılıyor diyor. Kardeşim yobaz takımının zaten ana özelliği rengeyi gibi saldırırlar. Yani yobazın özelliğidir. Bediüzzaman'a niye saldırıyor? Onda Mehdiyet halleri gördüğü için, asrın müceddidi olduğunu hissettikleri için ilmini, ahlakını, değerini, kalitesini hissedince yobazlar kudurur. Böyledir yani. Asrımızda da öyledir. Her devirde öyle olmuştur yobazlar. Yani o klasik bir yobaz reaksiyonudur. Etrafındaki adamlar klasik medrese kafasıyla, klasik rekabet kafasıyla, klasik cahil yobaz kafasıyla hareket eden insanlardır. Bediüzzaman'ın tavizsiz Kur'an'a bağlı olduğunu hissedince, samimi Müslüman olduğunu hissedince, kendi sahtekarlıklarına uygun yaşamayacağını anlayınca, klasik yobaz ruhundan uzak olduğunu hissedince, ona karşı saldırgan tavır almışlardır. O Bediüzzaman'ın üstünlüğünü gösterir. Kalitesini gösterir, seçkinliğini gösterir. Zaten yobaz güruhu Mehdi'ye de saldıracaktır. Mehdi öncülerine de saldırır yobaz güruhu. Yani o hadisin ifadesi her asırda bu böyle olacak anlamına geliyor aynı zamanda.
her asrın müceddidine yobazlar saldırmıştır. Dolayısıyla onda müceddit olduğunu hissedince yobazlar saldırmıştır. Bunda şaşacak bir şey yok. Daha sonra dağlara çıktığını, Ashab-ı Kehf gibi, Resulullah'ın Hira mağarasına gelmesi gibi, diğer peygamberanın da yine mağaralarda tefekkür etmesi gibi, o mübarek üstadımız, o asrın, yani 13. asrın müceddidi olan o büyük alim, son 1000 yılın en büyük alimi, tevazusuyla, ilmiyle, ahlakıyla herkesi hayran bırakan o değerli insan, mağarada tefekküre çekilmiştir. Tefekkür ve tezekkür içerisinde olmuştur. Birçok ilhama nail olmuştur. İlmini artırmıştır, bilgisini artırmıştır. Aynı Peygamber Efendimiz'in Hira mağarasında derin vecd halinde Allah'la bağlantı kurması gibi, o da derin vecd halinde Allah'a olan kalbi rabıtasını güçlendirmiştir. Ve ilmini, irfanını artırmıştır. Bilgisini artırmıştır. Sakin, sessiz yerler her zaman için, ilmi araştırma için en makul, en güzel yerlerdir. Kehf suresinde de buna işaret edilir. Dolayısıyla o da boş laf. Psikolojik yapısında bozulmalı olduğunu anlatıyor. Ve çevresinde Said Nursi'nin anormal bilinin yönündeki iddiaları. Güzel, çok güzel. Ay Allah razı olsun, ağzınızı sahip. Bak ne güzel söylemişsiniz. Allah sizin dilinizden söyletiyor. Peygamber alamet. Deli olduğunu söylüyorlar yani, demek istiyorlar. Yani aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Bütün peygamberana, istisnasız tamamına, büyük velilerin tamamına deli denmiştir. Tamamına. Allah onu da o şerefle şerefiyab etmiştir. O peygamberlere olan sünneti Cenab-ı Allah onda da ihya etmiştir. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın diyor Cenab-ı Allah. Her peygambere diyor ins ve cins düşmanlar kıldık diyor. Her veliye de Allah ins ve cins düşmanlar kılmıştır. Dolayısıyla delilikle itham edilmesin yönünde yapılan bu gayretler Allah'ın onun mübarek ve müberra bir insan olduğunu göstermesi içindir. Allah razı olsun. İftiharla kabul ediyoruz. O iftiralarını yani şöyle kabul ediyoruz. Yani o sözü duyuyoruz. Kur'an'a ne kadar uygun olduğunu görüp Bediüzzaman'a daha çok sevgi duyuyoruz. Maşallah. Daha bağlanıyoruz. Çünkü o olmasaydı bir eksiklik olurdu. Bir veli alameti daha, bir velayet alameti daha oluşmuş oldu. Allah onların eline oluşturmuş oluyor. Said Nursi'nin kibirli ve tavır anormali olan bir insan olduğu ve bu nedenle akıl hastasına kolduğu anlatılıyor. Kibir tevazu denizidir Bediüzzaman. Tevazu denizi. Onun kadar tevazulu bir üslup kullanan alim yoktur. Varsa göstersin der. Kendini yerden yere vurur Bediüzzaman. Çok samimiyetsiz olmuş. Akıl hastanesine konması ne büyük nimet. Çünkü sırf deli denmesi değil de akıl hastanesine konup iyice teyit ediliyor. İyice teyit ediliyor. O peygamber alameti, o velayet alameti, büyük velilerde olan alamet iyice tasdik edilmiş oluyor. Ne güzel, ne güzel. Maliftar, maliftar. Efendim. Bütün yazılarında muvazenesizlik, psikiyatrik rahatsızlığı anlaşılıyor diyor. Bütün yazılarında velayet alametlerini görüyoruz biz. Derinlik görüyoruz. Allah aşkını, Resulullah aşkını ve derin bir ilmi görüyoruz. Mükemmel bir anlatımı görüyoruz. Mükemmel bir Kur'an tefsiri görüyoruz. Mükemmel bir hadis tefsiri görüyoruz ama son 1000 yılın en mükemmeli olduğunu görüyoruz. Bakan göze göre değişir tabii. Yani ben Sebahattin abiyi ya kardeşimizi diyelim tenzih ediyorum. Zekeriya Beyaz'ı tenzih ediyorum. Şaşı bakarsan şaşı görürsün. Düz bakarsan düz görürsün. Evet. Said Nursi'nin ehli sünnet olmadığını, Cübbeli de diyor ona. Ne büyük nimettir o. Ne büyük nimettir. Mehdi de çıktığında ne diyecekler? Ehl-i sünnete uygun değil diyecekler.
Yani vasfı o. Ehl-i sünnete uygun değil diye zaten reddediliyor. Mehdi zaten ehl-i sünnete aykırı olarak gelecek geldiğinde. Şia'ya da aykırı, Şiiliğe de aykırı, ehl-i sünnete aykırı. Çünkü mezhep üstünde. Mezhep kabul etmiyor Mehdi. Mezhep kabul etmeyince ne yapacak Şia? Diyecek ki bu batıl. Vahabiler ne diyecek? Bu batıl. Sünni kardeşlerimiz ne diyecekler? Bir kısmı tabii, hepsi demiyor, demeyecek. Yani Allah'ın kalbini mühürledikleri, gözü görmeyenler, yahut cahil olanlar veyahut bilgisi yetersiz olanlar ne diyecekler? Bu sapkın diyecekler, sapıttı. Bu bizim dinimizi öldürdü diyecekler. O devirde yobazlar kudurmuş gibi saldırıyorlardı Bediüzzaman'a. Kudurmuş gibi saldırıyorlardı. Ama Allah sevdirmeyi dileyince, temiz vicdanlar ona bakınca oradaki nuru ve güzelliği görüyorlar. Dolayısıyla ehl-i sünnet olmadığını söylenmesi onun zaten Mehdi alameti oluyor onun için. Mehdi, yani bir Mehdi öncüsü olduğunun alametidir. Sapkın bir mezhebe tabi olduğunu, Şafii mezhebindedir, nasıl sapkın oluyor? Şafii'ye çok titizdir. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Ha sapkın mezhep, şimdi Zekeriya Beyaz mezhebi yok. Evet. Ona göre tabii ki sapkın mezhep. Evet. O mezhep kabul etmiyor çünkü. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii hiçbir mezhebi kabul etmiyor. Ona göre sapkın. Ama o Şafii mezhebinde olduğu için ehl-i sünnet mezhebidir. Doğru yolda.